merhaba arkadaşlar Tuğba ben biliyorsunuz bağımlılık üzerine YouTube kanalı açtım kanalıma abone olur ve videolarımı izler beğenirseniz çok sevinirim bugün metanfetaminden bahsedeceğiz metanfetamin nedir Öncelikle bundan bahsedelim Metanfetamin uyuşturucu maddeler arasında sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlık yapıcı bir maddedir. Genel olarak hap formunda bulunduğu gibi toz formunda da bulunabiliyor. E, toplumda e, bilindik isimleri kristal, buz, ö, met e, gibi isimler e, duyabiliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur ya da. E, Metamfetamin e, kişinin e, psikolojik, duygusal durumunu ani yükselmeler yol açabilir. Ee, onun haricinde e, kişi e, depresyon veya uykusuzluk gibi psikolojik koşullara e, neden olabilir. E, bu anlamda keyif verici etkisinin devamlılığı sağlamak adına pozitif pekiştirme etkisiyle e, bağımlılık yaratabiliyor. E, metamfetamin etkisi nasıl gösterir? Bundan bahsedelim. E, metamfetamin beyinde yer alan sinir sistemlerin yüzeyindeki bir takım reseptörlere bağlanarak hücrelerde normalden daha fazla uyarı gelişmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda beynin psikolojik durumunu belirleyen bölgeleri, haz, haz merkezleri ve görsel alanlar gibi farklı bölgelerde uyarı artış ile farklı belirtiler göstermektedir arkadaşlar. Bu belirtilerden bahsedelim. Yüksek derecede heyecan veya adrenalin enerjisi hissettirme, yüksek derecede özgüven ya da cesaret olması, e, aşırı derece mutluluk, e, coşku hissi e, uyandırabiliyor. Onun haricinde e, e, paranoya, e, sanrı veya halüsinasyonlar gibi bazı e, psikotik belirtiler ortaya çıkabiliyor. E, is, cinsel anlamda istek e, olabiliyor, e, kırılgan duygudurum veya ajitasyon belirli olaylara karşı aşırı tepki vermesi olabiliyor. Ee, sosyallik anlamında e, çok artış olabiliyor kişi normalde söylemek istediklerini söyleyemediği zamanlarda met kullandığını bunu e, yapabiliyor ve bu e, eylemi davranışı gösterdiği takdirde bağımlı hızlı bir şekilde ilerliyor. Onun haricinde e, davranışlarda aşırılık ve olduğundan farklı dav davranışlar e, sergileme, kan basıncında veya kalp hızında artış olabiliyor, e, vücut sıcaklığında artış olabiliyor, iştah kaybından kaynaklı kişiler e, inanılmaz derecede zayıflama durumu söz konusu olabiliyor. E, Metamfetamin bağımlılığı nedir arkadaşlar bundan bahsedelim. E, vücudun biyokimyasal gereği e, beyin hücrelerin metamfetamine feta, maruz kalması ee... Hücreler uyarı sayısını düzenlemek için maddenin bağlandığı reseptörler sayısı azaltır. Buna bağlı olarak kişi önceki kullanımlarından aldığı haz verici etkileri aynı düzeyde alabilmek için daha fazla yüksek dozda madde kullanım ihtiyaç duyabiliyor. Tolerans olarak bilinen bu etki nedeniyle kişi kronik kullanımı ve her seferinde daha fazla dozda madde kullanmak zorunda kalabiliyor. Ve zamanla madde bağımlı geliş şey Yine benzer şekilde madde kullanımına e, takiben metamfetaminin vücuttaki dozun madde e, atılımına bağlı olarak azalmasıyla kişide çekilme belirtileri olarak bilinen rahatsız edici septomlar ortaya çıkmaktadır. E, bu septomlardan bahsedelim. E, kişilerde e, çok fazla yüksek dozda e, metamfetamin kullanan kişiler neler oluyor? Bunlardan bahsedelim. Kaygı, e, huzursuzluk veya depresyon gibi psikolojik belirtiler, gözlerde kızarma, e, yaşarma, tahriş hissi oluşabiliyor. Duygu durumunda düşüklük, duygulanımında e, duygularını çevreye göstereme, çevreye karşı ilgisizlik, uyku bozukları veya e, uzun günler boyunca uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk, sosyal yönden çekilme olabiliyor, motivasyonda azalma, iş performansının düşmesi, cinsel anlamda isteğin azalması, paranoyaların artışı, iştah, iştahda bir artış olabiliyor. E, kişinin madde e, çekilmesine bağlı gelişen e, bu negatif belirtinin ortaya çıkmasını engellemek için e, madde kullanımı devam eder ve e, bağımlık gelişiyor arkadaşlar, tolerans gelişiyor. E, bahsedilen fiziksel bağımlılığın dışında kişinin madde kullanımıyla haz verici duyguları, ...tecrübe etmesi, psikolojik olarak aynı duyguları sık sık yaşama isteğini pekiştirerek aynı davranışları sık sık ter, tekrarlamaya itebiliyor. Psikolojik bağımlılık olarak da bilinen bu durum fiziksel bağımlıktan farklı olarak psikolojik temelli temelli mekanizmalar üzerinde ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Psikolojik bağımlılık süreci kişiye fiziksel olarak da madde kullanımına hazır hale getirmiş olabiliyor... E, metamfetamini kullanımı sonucunda kişinin e, başta kalp damar ve böbrek sağlığı olmak üzere nörolojik, psikolojik yönden sağlık durumu ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Madde kullanımı ile kan basıncı veya e, kalp hızında yaşanan ani yükselmeler, genç yaşta kişinin kalp krizi gibi e, kalp damar sorunlarını tetikleyebiliyor. Ayrıca karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozarak hayati tehdit edebilecek durumlar gelişmesini sonuçlanabiliyor. Ani duygu durum değişikleri nedeniyle kişiler intihara yatkın hale gelebiliyor. İş veya sosyal hayatları ciddi anlamda olumsuz etkilenebiliyor. E, Metamfetamin bağımlılığın tedavisi nasıl yapılması gerekiyor arkadaşlar? Metamfetamin ve veya benzeri uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisinde esas nokta kişinin sosyal yönden desteklenmesi ve bağımlılığı giderilmesi yönelik motivasyon e, motive edilmesi gerekiyor. Kişi gerekli hallerde e, ilaç tedavisi tabii ki de bu uzman kişi dahilinde ilaç tedavisi kullanımıyla en naza indirebiliyoruz. Ee, on haricinde e, kullanım bırakılmasına bağlı gelişen e, çekilme septomlarına yönelik ilaç tedavileri o e, olabiliyor Tabii ki de yine doktor kontrolünde olması gerekiyor psikolojik sorunların giderip gider giderilmesine yönelik psikoterapi psikiyatrik ilaçlar ya da sosyal yönden çevrenin bilinçlendirilmesi kişinin desteklenmesi ve hem birey hem ailen tedavi sürecine dahil olması gerekiyor arkadaşlar en önemlisi de kişinin tedavi ne kadar çok istiyor Aslında en önemli soru bu kişi e, kısa süreli temiz mi kalmak istiyor da tamamen e, madde bağımlılığından e, uzak kalarak e, temiz bir hayat adım atmak mı istiyor? Aslında en önemli soru bu. E, bunun üzerine durabiliriz. E, benim anlatmam gerekenler bunlar arkadaşlar. Kanalıma e, takip ederseniz çok sevinirim. E, yorum ve görüşleriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar.